Değerli basın mensuplarım, çok değerli vatandaşlarımız, özellikle koronavirüs etkinlikleri, tedbirleri çerçevesinde yargı ve adalet hizmetleri bağlamında yapılacak tüm tedbirleri bugün tüm taraflarla bir araya gelerek tekrar gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız başkanlığında ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda bilim kurulunun tavsiyeleriyle tüm tedbirleri büyük bir titizlikle ele almaktayız ve bu tedbirleri vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği anlamında büyük bir titizlikle uygulamaktayız. Özellikle bildiğiniz gibi bilim kurulunun geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz toplantısında duruşmalarda, adliyelerdeki yoğunluk sebebiyle bu duruşmaların da ertelenmesine ilişkin bir tavsiye kararı vardı. Bu tavsiye kararı üzerine HSK'nın almış olduğu yine bir öneri çerçevesinde adliyelerimiz buna göre revize yapmışlardır. Ve bugün itibariyle de görüyoruz ki tüm adliyelerde yargı mensuplarımız acele işler, tutuklu işler gibi yargısal hizmetlerin devamı zorunluluk gerektiren işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir. Ve bu konuda yeni duruşma günleri ya da alınan kararlarla ilgili gerek elektronik tebligat, gerek diğer usullerle UYAP üzerinden de bu tebligatlar yapılabilmektedir. Dolayısıyla dosyanın tarafları UYAP üzerinden de bu yeni duruşma gününü ve dosyasıyla ilgili gelişmeyi, safahatı takip edebileceklerdir. Yine yeni dava açma, icra takibi gibi müracaatlarda UYAP üzerinden yapma imkanı vardır. Bu konuda da bizim yine önerimiz bu hususlarla ilgili UYAP üzerinden dosyaların takibi ve yeni dava icra takiplerinin de varsa bu anlamda açılmasının yine UYAP üzerinden yapılmasını tavsiye ediyoruz. Keza Cumhurbaşkanlığımızın almış olduğu karar üzerinde 60 yaş üstü ve riskli gruplarla ilgili izin müessesesi tüm personelimiz için olduğu gibi bugün HSK'nın almış olduğu bir kararla hakim ve savcılarımız için de bu idari izin yine yürürlüğe girmiştir. Tüm adliyelerde dezenfekte işlemleri, temizlik çalışmaları her gün büyük bir titizlikle yapılmakta ve bu çalışmalar yine artarak devam etmektedir. Ceza infaz kurumlarına ilişkin olarak da büyük bir titizlikte tedbirlerimizi almaktayız. Özellikle Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tüm kararları, tüm tavsiyeleri büyük bir titizlikle yerine getirmekteyiz. Kurumlara yeni girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır. Eğer herhangi bir hastalık belirtisi var ise kesinlikle kuruma kabul edilmemekte, tedavisi için sağlık kuruluşlarına gönderilmektedir. Muayenede sorun tespit edilmeyenlerde ise bu kişiler ayrı bir bölümde tutulmaktadır. Yani cezaevine yeni giren bir kişi hastalık belirtisi olmasa bile farklı bir yerde, özel bir yerde tutulmakta. Bu süre, Sağlık Bakanı'nın öngördüğü süre boyunca büyük bir titizlikte orada muhafaza edilmekte, tutulmaktadır. Sonra gerekirse diğer bölümlere alınmaktadır. Bu süreçte özellikle Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi daha, bildiğiniz gibi görüşleri ertelemiştik. Ve bu görüşler ertelenmesi üzerine avukatlarımızla ilgili de Bilim Kurulu'nun kapalı görüş yapılması hususunda bugünkü tavsiyesi üzerine avukatlarımızın da bu süreçte asgari düzeyde görüşmeleri gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da kapalı görüş yaparak hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın da kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar vardır. Tüm kurumlarda personele, avukatlara, dışarıdan gelen herkese maske ve eldiven verilerek yine bu görüşmeler sağlanmakta. Bu konuda da her türlü titizlik yapılmaktadır. Çünkü cezaevinde hükümlü ve tutuklular sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük bir titizliğin gösterilmesi ve bu konuda da hassasiyet gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir. Bu nedenle bu titizliği de tüm personelimiz gösterecektir. Türkiye genelinde ertelenen görüşlerle ilgili, açık görüşlerle ilgili ve ziyaretlerle ilgili bildiğiniz gibi durdurma kararı çıkmıştı. Bu görüş hakları saklıdır ve bu risk ortadan kalktıktan sonra şu an kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır. Bu konuda da yine vatandaşlarımıza buradan ifade etmiş olalım. İçeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye teması sıfır noktaya indirecek düzeyde iş yurtları faaliyetlerine de 2 hafta ara vermiş durumdayız. Özellikle dışarıda çalışmaya giden
cezaevinden dışarıya giden çalışmalara da son verilmiş durumdadır. Bu sürenin sonunda bilim kurulunun önerileriyle tekrar yine aldığımız tedbirleri yine gözden geçireceğiz. Keza denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptığı tüm faaliyet ve çalışmalar da sona erdirilmiştir, ertelenmiştir. Cezaevlerinde mektup ve kitaplar gibi unsurlarında yine 24 saat bekletildikten sonra bilim kurulunun önerileri doğrultusunda ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır. Ceza infaz kurumlarında şu ana kadar pozitif koronavirüs vakası rastlanmamıştır, bulunmamaktadır. Yine bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız tedbirler personelimiz tarafından büyük bir titizlikle uygulanmaya devam etmektedir. Yine noterlik hizmetlerinde değerli basın mensupları, çok değerli vatandaşlarımız, hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir tarihe kadar, yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Cezaevlerindeki noterlik vekaletleri de kapalı görüş usulüyle verilmeye devam edilecektir. Bütün noterlerde de 24 saat boyunca ilaçlama, dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Bu konuda da tedbirler yine noterliklerimizce alınmıştır. Çok değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, bakanlıklarımızın, özellikle Sağlık Bakanlığımızın, resmi kurumların yapmış olduğu açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında dolaşıma sokulan hiçbir bilgiye itibar edilmemesini hasreten istirham ediyoruz. Halkımızın panik duygusunu artırıcı, kışkırtıcı, asılsız haberler, söylentiler insan ve toplum sağlığı üzerinde bir tehdittir, bir suçtur. Ve bu konuda Türk Ceza Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu fiillere karşı da Cumhuriyet Savcılıklarımız gereğini yapmaktadırlar. Nitekim Sağlık Bakanlığı adına altına dolaşıma sokulan ve doğru olduğu iddia edilen, özellikle sosyal medyadaki dolaşıma sokulan belge hakkında da ilgililer, bunu dolaşıma sokanlar, üretenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır. Kimsenin vatandaşımızın sağlığıyla, bu hassas konuyla ilgili asılsız haber yapması, söylenti ve asılsız bir takım duyurularla milletimizi telaşa kapılmasına, telaşa sürüklemesine asla izin veremeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan beklentimiz emniyet birimlerine, savcılık makamlarına bu konudaki gerek evlerine gelen, gerek arayan, gerek dolaşıma soktukları asılsız haberlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve emniyete müracaat etmeleridir. Nitekim bu konuda da Cumhuriyet Başsavcılıklarımız gerekli titizliği göstermekte. Bu konuda hukuki, cezai tüm süreçleri takip etmektedirler. Tüm tedbirleri bilimsel tavsiyeler ışığında almaya devam edeceğiz. Bu tedbirleri alarak vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti, Sağlık Bakanımızın önerileri, bilim kurulunun bilimsel tavsiyeler ışığında sürdürmeye devam edeceğiz. Bizler de bugün hem SK, hem Türkiye Barolar Birliği, hem Türkiye Noterler Birliği ve tüm paydaşlarla, tüm komisyonlarımızla, tüm yargı mensuplarıyla süreci yakından takip ediyoruz. Bu konudaki tüm tedbirleri anlık almaya devam ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle adli tatil konusunda zaten adeta adli tatilin ötesinde hem SK'nın tavsiyeleri doğrultusunda duruşmalar büyük çoğunlukla ertelenmiştir. Tabii yargısal bir makamın yargı kararı olduğu için bu konuda tamamıyla dosyanın hakimi olan yargı mensuplarının vermiş olduğu kararlarla bunlar değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu kanunu gerektiren de bir konudur. Parlamentonun takdirinde olan bir konu. Ancak şu an itibariyle adliyenin açıldığı pazartesi itibariyle bakıldığında büyük bir oranda zaten duruşmalar ve adliyedeki yoğunluğun artıran tanık dinleme, duruşmalar, avukat arkadaşlarımızın yoğun şekilde duruşmaları sebebiyle katılması, bu hususlarla ilgili bir tedbir alınmıştır ve önemli bir mesafe kat edildiği görülmektedir. Ancak ihtiyaca göre biz tüm yargı paydaşları olarak her zaman bir araya geleceğiz. Bu elbette değerlendirilebilir ayrıca fikir olarak. Diğer konuda çocuklarımızla ilgili de
üstün yararı hepimizin ortak sorumluluğu. Bu konuda özellikle yine cezaevine girişleriyle ilgili ya da çıktıklarında izole olacak şekilde bilim kurulunun vermiş olduğu tüm kararlarla arkadaşlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Onların tüm sağlığı da hepimiz için en hayati bir önemlidir. Diğer infaz ertelemeler bildiğiniz gibi yargı mersin vereceği bir karar. Dolayısıyla o konuda yargının vereceği bir karar. Kuruluşlar ertelendi bir süre ama insanlar mahkumlar, tutuklular, belki yakınlara daha fazla telefon görüşmesi yapmak isteyebilirler. Böyle bir imkan tanınacak mı onlara? Evet, bu konuda da imkanlar üstünde CT Genel Müdürlüğümüzde telefonla görüşme hakları hususunda da daha yoğun mesai yaparak, süreyi artırarak bu konuda da imkanlar üstünde yine vatandaşlarımızın daha yoğun temas kurması, iletişim sağlaması için her türlü tedbiri artırmaktadırlar. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanunu'nda o konuda da bir müeyyide var. Bu hususta ilgili resmi makamların, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlere, kolluğun almış olduğu tedbirlere her vatandaşın uyma zorunluluğu vardır. Bu hususta Türk Ceza Kanunu'nda da düzenlenmiştir. Resmi makamlarımızın da hassas olduğu bir süreçtir. Hepimiz alınan kararlara riayet ederek bu sorunu hep beraber aşacağız. Tedbirleri tüm hükümetimiz, tüm birimlerimiz büyük bir titizlikle almaktadır. Umarız ülkemize, milletimize bu konuda en sağlıklı günleri bir an önce bu tedbirlerle kavuşacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.